bedenim, ruhum, her şeyim çocuk. Ama artık özgür olmak istiyorum. Kelebekler gibi uçmak istiyorum. Hamile olduğumda 15 yaşındaydım. Çocukluğumu tekrar yaşamak istiyorum. Mutlu muydum? Hayır. Çocuk bedenim, çocuk ruhum zedelendi. Yani vuruyordu, hiç acıması yoktu, anlamıyordum bile. Ben şu anki Hülya olabilmek için gerçekten Gökhan Bey'e de söyledim, ben çok savaş verdim. Kızımın en gurur duyuyorum, Allah nazardan korusun. Hülya Yılmaz, 35 yaşında. Bize başvurduğunda dedi ki, ben bir çocuk gelinin hikayesini anlatmak istiyorum. Aynı zamanda ben gördüğüm şiddeti anlatmak istiyorum. Hülya'nın yaşadığı şiddet henüz anne karnındayken başlıyor. Çocukluğu boyunca ve ilk gençliği boyunca hem kendisi, hem abisi, hem de annesi gerçekten acımasızca şiddete maruz kalıyor. Hülya bu şiddetin izlerini hala taşıyor. Bir başka şiddet biçimini de yaşıyor Hülya. 8 yaşında evlendirileceğini öğreniyor. 10 yaşında nişanlandırılıyor. 14 yaşında da evlendiriliyor. Benim çocukluğum yaşanmadı diyor. Annem zaten sürekli babamdan şiddet gören bir kadındı. Bana hamileyken de sürekli şiddet görmüş. Benim hep annem gözümün önünde dayak yiyen bir kadındı. Sadece babamdan değil, babamın babasından da dayak yiyen bir kadındı. Yerlerde sürülüp gömlekleri yırtıldığında, tırnağı koptuğunda biz bunlara şahittik. Ben o zaman çok büyük bir şey değildim. Hep küçüktüm yani. 5-6 yaşlarındaydım. Korkuyorduk. Tabii ki de annem o şiddete maruz kaldığında yardım edemiyoruz. Çünkü bize de var aynı şiddet. Ben ilk şiddet görmeye başladığımda 3-4 yaşlarındaydım. Babam alışverişe götürmek istememişti annemle bizi. Onlar alışverişe gitmek istediler. Tabii biz de çocuğuz, gitmek istiyoruz. Şu an kendi çocuklarımda da aynı şeyi görüyorum. Bir yere gittiğim zaman gelmek istiyorlar. Götürüyorum arkamda ama bizi babam götürmek istemediği için ve biz sürekli ağladığımız için baba biz de gelelim ya da işte bizi de götür. Gerçi baba demiyordum ben ama bizi de götür, anne diyorduk sürekli, anne biz de gelelim. O da bizi götürmemek için o kadar sert bir şekilde abimle benim kafamı o gün iyi hatırlıyorum. O kadar sert bir şekilde duvara vurdu ki. Duvara vurduğunda o kadar canımız acıyor ama çocuğuz işte, tekrar annemize yapışıyoruz. Yani bir yandan belki de annemin bizi bırakıp gitmesi korkusu da vardı. Çünkü babam zaten ona sürekli şiddet gösteriyordu, bize göstertiyordu. Babam mesela tır şoförüydü o zamanlar. Eve gelmediğinde çok mutluydum. O eve geldiği zaman zaten evde bir huzursuzluk direkt başlıyordu. Babamın yanına hiç oturup sohbet etmek ya da onunla bir şeyler yapıp aynı sofrada yemek bile bizim için aslında çok büyük bir baskı gibiydi içimizde. Çünkü ona karşı çok büyük korkularımız vardı. Biz hep şiddet içinde büyüdük. Abimle beraber eve geldiğimizde o zaman 7 yaşındaydım herhalde. Kızak kaymaya gittik. Biz karlı, Avusturya'da çok kar olur. Eve geldik. Doğal olarak biraz geciktik. Hava kararmıştı. Eve girer girmez babam ikimizin eline de oklavayla çok sert bir şekilde oturtup vuruyordu. Tek sebebi eve niye hava karardı, niye geç geldiniz? Abim mesela şu an o kadar psikolojik kötü durumda ki. Yani çok psikolojik ben çok rahatsız. Kafasını aldığı, beynini aldığı darbelerden. Sadece başkalarından abim hakkında bir şey duyması yetiyordu. Sabaha kadar balkonda, affedersiniz, iç çamaşırıyla soğukta cezalandırıp bekletildi. Hakaretler, yani bunun bir de psikolojik şiddeti de var. Aynı zamanda hakaret ediyor, aşağılıyor. Sevmediğini defalarca dile getiriyor. Anneme de keza öyle. Sürekli sevmediğini, istemediğini, bizi sevmediğini sürekli dile getiriyor ve aşağılıyordu. Biz hep şiddet içinde büyüdük. Azalmadı, çoğaldı. Yani babamın bize karşı şiddeti hiçbir zaman azalmadı. Her zaman daha da gün yaşımız büyüdükçe psikolojik şiddete dönüştü. Çünkü artık 11-12 yaşlarında artık bir şeyler anlamaya başlıyorsun. Hakaret edildiği zaman zoruna gidiyor. Aşağılanmak istemiyorsun. Başka insanların yanında
küçük düşürülmek istemiyorsun ve benim babam sürekli bunları yapıyordu. Başkalarının içinde vuruyordu. Bir gün hatırlıyorum, hiçbir suçum yok. Gerçekten yani suçum olsa bile, yani şiddet zaten kötü bir şey, onu biliyoruz hepimiz. Tabii ki. Ama sadece biliyoruz. Ama ne kadar yapılabiliyor bu? Yani neye uğradığımı şaşırıyorum. Sesimi çıkarsam belki bir tane de yumruk atacak, arkaya uçacağım. Yani ne olduğunu da bilmiyorum artık. Şiddetin sona ermesi için susuyorum. Ya bu kollarımda mesela elinde tesbih vardı, hep tesbih çekerdim. Bu kollarımda hep tesbihin boncuk izleri olurdu. Yani vuruyordu, hiç acıması yoktu, anlamıyordum bile. Bazı geceler dayak yemeden yattığım gece mesela, ha bugün psikolojik şiddet var ama vücuduma dokunmadı. Şaşırıyordum. Ah bugün ben dayağımı yemedim babamdan. Vurmadı bana. Ben şiddet görmeye ilk 3 yaşında başladım. Aslında hatırladığım 3 yaşındaki şiddetti. Belki daha önceden de vardı ama benim hatırımda olan 3 yaşındaki başlayan şiddet. 3 yaşındaki bir çocuğun kafası da duvara vurulacak şekilde gösterilen şiddet de artık ne derecede bir vicdan sahibi diye aslında şu an tekrar düşünüyorum yani. Kardeşim mesela 4 yaşındaydı, hiç unutmam. Aşağıdan babaannemi şikayet etmiş. Neymiş, bahçede işte topla çiçekleri ezmiş, ekmişler oraya. Babama şikayete geliyor. Uykusunda uyuyan çocuğu uyandırıp oklavayla dövüyor. Yani sadece bana olan bir şiddet değil bu. Babam belirli bir yaşa kadar, annem aslında ondan boşanana kadar, kardeşlerim belirli bir süre hepsi onun şiddetine maruz kaldı. Bana zaten sürekli kendisi seni Fatih diye birine vereceğim diyordu. Amcasının oğlu oluyordu kendisi. Babam diyordu. Babam diyordu. Hı-hı. Seni Fatih diye birine vereceğim. Kimle evleneceksin kızım? Fatih'le evleneceğim. Kimle evleneceğim? Böyle sanki bana bir şey ezberletiyor yani. Ben söylüyorum ama ne söylediğimi farkında değilim. Söylüyorum. Söylemesem zaten vuracak, dövecek yani. Ondan kaçışım yok. Yani ben hep onun dediğini yapmaya çalışıyorum robot gibi. O yüzden dedim ya, hayatım, özgürlüğüm birilerinin eline alındı. Çünkü ben o kelimeleri normal şu anki çocuk olsam ben söylemek istemiyorum onu. Ben ne olduğunu bile bilmiyorum ki neden söylüyorum. Neden babam bana böyle şeyler tekrarlatıyor? Neden sofraya oturup gel kızım yemek ye demiyor da yemek yiyorken gel bakayım sana ne söyleyeceğim. Kimle evleneceksin sen? Fatih'le evleneceğim. İyi hadi git. Tekrar çağırıyor her gün. Her gün hiç unutturmadan onu, beynime her gün kazıyordu. Amcamdan da şiddet görüyorum. Okuldan bir gün eve geliyorum. Amcam beni arabayla gördü. Ara sokaktan geçtim ben. Gördüm amcamı ama kaçıyorum ara sokaktan. Arabayla duvarın arasında beni ezmeye çalıştı. Sırf onların istediği gibi gözükmedim diye. Ya okuldan eve geliyorum zaten. Yaptığım bir şey yok. Evin yolundayım. Ama kurtulamadım. Eve kadar gelip beni evin giriş kapısında çok feci bir şekilde tartaklayıp vurdu. Yani o kadar dövdü ki ben orada bayıldım. Yani dayanamadım artık. Hiçbir suçum yok. Kendimi ifade edemiyorum bile. Hani şu an kendimi böyle rahat ifade ediyorum ama bu fırsat verildiği için, eğer ki size o fırsat verilmezse kendinizi ne kadar ifade etmek isteseniz de edemiyorsunuz. Çünkü etrafınızdaki insanlar hem siz çocuk olduğunuz için size çok güçlü geliyorlar, hem de size bu fırsatı tanımıyorlar. Ben ağzımı açamıyordum o dönemler. Ama içten içe parçalanıyordum. İstemiyordum. Bir gün okula gidiyorum diyerekten arkadaşlarla alışveriş merkezinde gezdik. Amcam da bunu öğrendi. Doğal olaraktan öğretmen orada bizi görünce, bugün okula gelmedi ama çarşıda gördüm, haberiniz var mı diye amcama haber veriyorlar. O da beni o alışveriş merkezinin oradan gelip aldı. Ne işin var senin burada, nasıl okula gitmezsin? Arabaya bindirdi beni. Boş bir su var bizim o annemlerin yaşadığı yerde. Zaten oraya geceleri hep içen insanlar otururlar. Oraya götürdü beni ama yolda vuruyor, hakaret ediyor, öldüreceğim, bittin sen. Neler diyor, ben tir tir titriyorum, nereye gittiğimi biliyorum çünkü o yollar iyi yerler değil. Kimsenin görmeyeceği bir tarafa geçtik, arabayı park ettik, tartaklaya tartaklaya götürüyor. Orada su akıyordu dedim ya, orada abdestini de aldı. Öldürecek ya benim. Bir de Allah'tan af dileyecek o şekilde. Abdestini falan aldı. Ben ama tir tir titriyorum yani.
Amca ne olursun beni rahat bırak. Vallahi hiçbir şey yapmadım. Hani yalvarıyorum artık. Aklıma o an ne gelirse yani her şey dilime dökülüyor. Ama o korku, yani o korku anlatılmaz bir korkuydu. Oradan ondan sonra arkama beni öne çömeltti böyle. Ben arkamla şöyle kafamı tuttu ve bir tarafa çevirdi hızlı bir şekilde. Şuradaki damardan hard diye bir ses çıktı. Orada gözlerim kararmaya başladı zaten. Kurtarmam lazım kendimi. Kimse duymuyor çığlığımı. Çığlığımı duyan bir insan yok. Öyle bir yere götürdü. Yalvarıyorum, ne olur amca beni doktora götürün bak kötü bir şey yapmadım. Namussuz diyor bana. Ben namussuzluk hiçbir şey yapmadım diyorum ya. Evlendirecekseniz de evlendirin diyorum. Bak vallahi hiç sesim çıkmayacak. Hani hiçbir şey yapmayacağım. Yani karşı bile gelmeyeceğim. Yeter ki canımı bağışla. En sonunda ne olduysa evlenme lafından sonra bir sustu. Yani bıraktı beni öyle şey yapmayı. Arabaya bindirdi, beni eve getirdi. Annem evdeydi. Ama ben kendime gelemiyorum. Ne yemek yiyor biliyorum, ne bir şey. Zangır zangır titriyorum. O korku seviyesi hala burada. O dönemi gerçekten hala şu an bile bakın ellerim falan titremeye başlıyor. Çünkü o an benim için ölümle kalım savaşıydı. Ve hiçbir suçum yokken. Ben çabalıyordum kurtulmak için. Ama karşı koyamıyordum çünkü annesi ondan yana, babası ondan yana, kardeşleri ondan yana. Herkes ondan korkuyor. Bilmiyorum neden korkuyorlar ama o bir şey yaptığı anda onun suçunu görmüyorlar. Sadece bende görüyorlardı. Sus. Susmayı tercih ediyordum ben de. Çünkü elimden başka bir şey gelmiyordu. Bazen çocukları dövmek istediğinde önüne geçiyordum vurma diye. Kendim de yiyordum o dayı ama olsun. Yine de önüne geçmeyi başarıyordum. Ama yine de vazgeçmiyordum. İstediği zaman, istediği saatte gece uykudan çocuğu kaldırıyordu, benim büyük oğlanı. Uykusunun arasında uykulu uykulu çocuğu dövüyordu. Bir gün de yine uyuyor böyle. Kuma var işte, kumuyu geldi. Ne var? Kuma vardı, kuma geldiğinde işte. Sizin üstüme, aileye bir kuma geldi. Benim üstüme ha. Kuma aldı geldi. Mutfakta ben oturuyorum, benim oğlanın odası da böyle mutfağın karşısında, kapısı açık. Benim küçük kayın, ortancı kayın, benim eksişim. Geldiler aşağıdan yukarıya, zaten yukarıda kalmıyordu. Yukarıya geldi, Mehmet de uyuyordu benim oğlan. Bunu uykudan kaldırdı, öyle bir vuruyor ki, nasıl koştum vardıysam o sinirimin arasında, artık yeter diye. Bunun yakasına bir yapıştım, bunu yatağa attım. Ondan sonra dedi ki, kardeşleri ne yapıyorsun ya, yürü, yeter gidelim. Ama biz ona mecbur değildik her gün oda yani yemeye. Tabii. Ama dövüyordu. Bu arada başka bir şiddet biçimi de, hani evlilik gerçekten iki kişinin aidiyetinin kurumudur. Evet. Kuma diyorsunuz, yani eve başka bir eş daha geliyor. Aslında. Bana 8 tane çocuğu yaptırıyor. Diyor ki bana oğlun olmazsa bir tane daha evleneceğim. Ve Allah bana son oğlanı veriyor. Ama bu yine gidiyor benim oğlum da 1,5-3 yaşında. Gidiyor Türkiye'den aynı böyle İstanbul'dan ordulu bir kadın. Üstüme kuma kaçırıp oraya uçurup getiriyor. Geliyor o suçlu halbuki ama ben suçlu oluyorum. Bu kızım da benim işte sakat çocuğu vardı. Hollanda'dan benim eve geldiler. Damat da vardı tabii bunun eski eşi. Bunlar da yukarıdaydı. Ben de aşağıda bana bir şey sordular. Ben de onu sormaya vardım. Küçük kayın bana olmadık iftiralarla konuşuyor. İşte sen böyle yapıyorsun abime şöyle yapıyorsun. Diyorum yok öyle bir şey sen nereden çıkarıyorsun onu. O arada da benim üstüme kuma gelen hanım eşime telefon ediyor. Çabuk yetiş. Hani yetiş. O da geldiği gibi bana hiç sormadan boğazımı sıktı, beni duvara çarptı. Bu duvara da duydu. Sen ne yapıyorsun annemi nasıl çarpabilirsin diye bunun önüne geçtiler tabii. Onlar 3 kişi, bu 1 kişi. Evlilik hakkında hiçbir düşüncem yoktu o yaşlarda. Evliliğin ne olduğunu bilmiyordum. Bilmeden bu kelimeleri öğrendim. Bilmeden babam bana bunu aşıladı. Seni evlendireceğim dediğinde, ismini telaffuz ettiğinde ben evet evleneceğim onunla diyordum. Ama neden bunu diyordum?
yani düşünce tarzım, hiçbir şekilde hiçbir duygum yok onu söylerken. Boş boş söylüyorum. Karşıdaki insan biliyor neden söylediğini, niçin söylediğini, neden aslında beni psikolojik ben buna kendince alıştırmaya çalışmak istediğini biliyor. Ama ben o kadar masum ve küçüğüm ki onun o pis düşüncesini yani bilmeden sadece korktuğum için cevaplıyorum. Ama hiçbir hissim, bilgim, hiçbir şeyim yok. Akıl, duygu, çocuk. Hayatla ilgili, hayallerle ilgili bir şeyler söyleyebilir ama bir çocuk evliliği nereden bilsin? Çocuk ve gelin aynı cümle içinde. Aslında çok büyük bir utanç tablosu bu ya. Çocuk istismarı diyelim mi buna? Bedenen olgunlaşmamış, ruhen daha kendi yolunu bulamamış, kendi kimliklerini oluşturamamış bir çocuğa evlendireceğim seni demek. Bu bir istismar. Bu bir istismar. 7-8 yaş diyorsun. Aklım almıyor yani. Kaç yaşında nişanlanmıştın? 10 yaşımda nişanlandırıldım. Bu nişan öncesi o evde ne oluyor? Sizin hayatınızda ne oluyor? Herkes mi susuyor? Nasıl oluyor orası? Aslında hiç kimse tepki vermedi bu olaya. Yani benim zaten haberim yoktu. Benim babamla amcamın düğünü olduğu için babaannemler falan hep Türkiye'deydi. Biz annemle Avusturya'da kalmıştık annem hamile olduğu için. Halam aslında haberi getiriyor. Türkiye'de ne konuşuldu, nasıl bu olay çözüldü hiçbir fikrim yok. Bana sadece halam geldiğinde annemin söylediği cümle aklımda. Kızım gel sana bir şey söyleyeceğim. Baban seni vermiş. 12. ayda nişan yapmaya gelecekler dediğini. Ben nasıl olur falan kim, neden desem de hiç yani ne hissediyorsun, fikrin ne, istiyor musun? Zaten böyle bir şeye adım atmaları başlıca yanlış ki zaten sormaları da o kadar yanlış olurdu. Ama zaten sorulmadı da. Sonra halam elime bir resim tutuşturdu, çocuğun resmini. Bu dedi. Yani şok oldum yani, hiç beklediğim bir şey değildi. Ne yaşadın baktığında? O da küçücük bir çocuktu yani. Hiçbir şeyden habersiz onun bir resmini bulmuşlar, almışlar, vermişler bana. İşte bu. Hani bir profil olsun gözünde, bil diye. Ama tabii ki de bu durum beni çok rahatsız etti mi? Etti. Ben mesela bir süre bu nişan olayı olduktan sonra şayet, çok utandım okula gitmeye. Çünkü biz küçük bir yerde yaşıyorduk. Kızlar beni yanına çağırıyordu, gelsene bir falan dalga geçenler oluyordu. Ama benim küçük dünyam o kadar yıkılmıştı ki okula gitmeye utanıyordum artık. Yani insanların bunu bana sorması beni çok rahatsız ediyordu. Aslında senin utancın da değil bu. Aslında onların utancı, evet haklısınız. Ama ben kendi üzerimde o baskıyı ve utancı çok hissettim. Kendimi çok kötü hissediyordum. Ya okula gitmek istemiyordum, insanlarla görüşmek istemiyordum. Yani duygularımın, hislerimin, düşüncelerimin hiçbir anlamı yok. Değersizsin. Yani bir şeye karar veriliyor, senin hayatınla ilgili aslında büyük kararlar veriliyor. Bunu benim kendim karar vermem gerekir büyüdüğümde. Çünkü ben hala çocuğum, ergenliğe bile adım atmamışım. Süt dişlerim ağzımda yeni dökülmüş. Yani böyle bir duruma itilmek çok iğrenç bir durum. Bunları çocuklarına yapmasınlar. Erkek için de yapmasınlar. Ben şu an kendi açımdan konuşuyorum. Ama ben eminim karşı taraf da bu durumdan memnun değildi. O da çocuk, doğru söylüyorsun. Yani yine bence rezil bir kavram olacak ama çocuk damat. Madem böyle alışılagelmiş bir söylem ya o. O da çocuk, o da daha bir erkek olarak, bir insan olarak gelişiminde değil ki baktığın zaman. Hayır. Bu nişanlandırıldığınızda kaç yaşındaydı? 13 yaşındaydı. 13 yaşındaydı. Biliyorum. O da istemiyordu. Bizi yan yana dikeltiklerinde istemiyordu. O nişanın yapıldığı gün nasıldın? O gün nasıl başladı ve devam etti senin için? Kabus gibiydi. Çocuktum aslında. Kim nereye sürerse oraya gidiyordum. Müzik açıyorlardı. Hayatımda müzik duyup oynamamış bir insan. Müzik açıyorlardı, oynatıyorlardı. Şunu yap, bunu yap, şunu giy, bunu giy. Bir de dans ettirmek istiyorlar karşı tarafa. Ve ben hayatımda o kişiyi ilk defa canlı canlı görüyorum oraya geldiğinde. Daha önce o kişinin varlığından haberim yok. Çünkü o Hollanda'da yaşıyor. Ben Avusturya'da yaşıyorum. Varlığından haberim yok.
Biz aslında ailecek hiç böyle Türkiye'ye gelip izin yapmadık. Annem babamı getirir ama beni hep arkada bırakırdı. Sebebi de ben amcamlara yemek yapacağım, ev toplayacağım, ev temizleyeceğim. Yani üzerime sürekli bir ağır yük yüklenip gidiliyordu. 13 yaşımdayken ben, annemler izin yaptı, biz orada kaldık. Ertesi sene babam dedi ki bu sene hepimiz izine gidiyoruz. Her şeyi hazırladı. Yani kendisini maddi anlamda da bayağı bir topladı. Hadi dedi gidiyoruz. Bir yandan seviniyorum. İzine gideceğim, köyümü göreceğim, teyzemi göreceğim, anneannemi göreceğim. Bir yandan içimde bir burukluk var. Sanki bu eve bir daha geri dönemeyecek bir his giriyor içime. Korku giriyor. Ama düşünmek istemiyorum o tarafını. Ve biz izine geliyoruz uçakla. Zaten uçakla 3 saat falan sürüyor. Antalya'ya indik. Isparta yolunu tuttuk. Aradan bir gün geçti. 2 gün, 1 gün. Tam hatırlayamıyorum ama çok fazla değil. Ev bir kalabalık, bir kalabalık. Dedim ki herhalde hoş geldine geldiler. Hani Avrupa'dan geldik ya. Akrabalar ziyarete geliyor. Sonra bir odaya girdim. Babaannem namaz kılıyordu. Bana dedi ki, gelsene kızım sana bir şey söyleyeceğim dedi. Ne oldu dedim. Baban seni evlendiriyor, haberin yok mu dedi. Orada bir tepemden aşağı şöyle kaynar sular indi yani. Dedim ki ne diyorsun sen ya? Gerçekten mi? Evet dedi, 2 gün sonra senin düğünün var dedi. İçeride onu konuşuyorlar şimdi dedi. Her şey dedi tamamlanıyor dedi. Çünkü aslında benim eski kaynanam da babaannemin kız kardeşi. Yani onlar zaten bunları, babam, onlar hepsi planlamışlar. Ve annemden aldığım bir duyuma göre de dün sağ olun size de teşekkür ederim. Bizi bir araya getirdiniz. Bu konuları da konuştum. Annemin bile o gün benimle birlikte bu olayı öğrendiği olması. O da benimle birlikte öğrenmiş. Yani haberi yokmuş onunla. Belki engel olmak isterdi. Belki beni kaçırtmak isterdi. Yani sonuçta anne yapmak isterdi belki. Ben öyle bir durumda yaşayacağım. Ben alır çocuğumu kaçarım. Ki kendim eğer ki zor bir hayattan geçmişim. Kendim öyle evlendirilmişim. Borç karşılığı verilmişim. Yıllarca şiddete maruz kalmışım. Yani kızımın böyle bir şey yaşamasını istemem. Kaçırırdım onu. Benim düğün konum konuşulmuş. 2 gün sonra düğün var. Ben yine görmüyorum çocuğu. Düğün alışverişine gittiğimizde gördüm. Sen nasılsın orada? Ben korku içindeyim. Kimseyi tanımıyorum, kimseyi bilmiyorum. Orada yüzü kestiler bize. Sanki doğadan bana bir haber geldi. Birden bir böyle kum fırtınası gibi bir şey çıktı orada. Herkes gözünü kapatıyor. Belki de Rabbim orada dedi ki yani siz sesinizi çıkartmıyorsunuz ama yaptığınız yanlış. Hepsi böyle gözünü kapatmaya başladı. Kumdan kimse kimseyi görmüyordu. Ve ben o kumu hiç unutmam hala. Çünkü normalde hiç öyle bir şey olmaz orada ama o an öyle bir kum fırtınası geldi ki böyle yüzün kesilmesine engel oluyor sanki. Hiç kimse birbirini görmüyor, herkes gözünü kapatıyordu. Bir de yüzümü kesen kişi de yine kendi babam oldu. Gözüne bakıyorum hala, halamın gözüne bakıyorum, babamın gözüne bakıyorum. Çırpınıyorum. Biliyorum, gidiyorum yani. Bu gerçek, yani bu yalan değil. Bu bir insanlık suçu. Kopsun kıyamet yani. Ki oradaki fırtına da o belki de işte. Hani sadece vicdan değil. Hani vicdanımızın gerçekten hayattaki karşılığı olması gereken hukuki süreçte de bu bir suç. Bu bir insanlık suçu. Gözlerin içine bakıyordum diyorsun hepsine. Ve hiç kimse de hiçbir şey söylemiyordu. Beni kurtaracak hiç kimse yoktu. Kendim çabalıyorum ama kurtulmam imkansız. Herkes odaya toplandı. Babam kurşağımı bağlıyor işte. Beni teslim edecek karşı tarafa. O bağlarken ben yalvarıyorum. Baba beni bırakma. Baba ben gitmek istemiyorum. Ne olursun baba. Gitmek istemiyorum. Bakıyorum etrafıma, birileri görecek de hani kız istemiyor, ne yapıyorsun sen diyecek diye. Ben gerçekten gitmek istemiyordum. Ben annemi, kardeşlerimi bırakmak istemiyordum.
Şiddetle görsem o evden ayrılmak istemiyordum. Çünkü başka bir yuvam yoktu benim. Bilmediğim, tanımadığım bir ailenin içine itilmek istemiyordum. Ya Hülya'nın o kadar sessiz kalınmış ki, çünkü aynı duygularla sesine ses olabilmemiz bana çok önemli geliyor aslında. Bir de tehdit var. Hala tehdit var. O eve gideceksin. Şikayet getirmeyeceksin. Bir daha oraya gittin. Gelinliğine gidiyorsun, kefeninle geleceksin. Eti sizin, kemiği benim. Bu ne kadar iğrenç bir kelime. Ben senin çocuğunum. Ben 10 gün boyunca kadın olamadım. Yani onların istediği şekilde onların istediğini veremedim, öyle diyeyim size. Suçlamalar başladı, baskı başladı. Seni babana söyleyeceğiz. Sen kesin geçmişinde bir şey yaşadın. O yüzden oyalıyorsun bizi. Babama giderse dedim bu laf, beni kesin öldürür. Kurtulamam yani. Doktora götürün beni o zaman dedim. Bak kendim söylüyorum bile. Beni dedim doktora götürün dedim. Beni doktora götürün dememdeki tek sebep kendimden emin olmamdı. Başka türlü bu işin içinden çıkamayacaktım. Aslında bir umut, belki orada kurtulurum zannettim. Doktora gittik. Doğumhane gibi bir yere girdim. Daha çocuğum hiç öyle yerler görmemişim. Daha kendi bedenimi tanımıyorum aslında. Ona bile fırsat verilmemiş. Kendi bedenimi tanımıyorum. Doğumhane gibi bir yere girdik. O ortamı görünce titremeye başladım korkudan. Ya orada makaslar, masanın üstünde bıçaklar, iğneler, her şey duruyor. Onları görünce dedim ki, çok korkuyorum ben, annem de gelsin yanımda dedim. Ama annemden de hala bir umut. Her şey geç olmadan beni alsın oradan. Kurtarsın. Kurtarsın. Ertesi gün oldu. Eve getirdiler tekrardan ama daha hala doktor bana dokunamadığı için olayın ne olduğunu da bilmiyorlar. Korktuğumdan dolayı da bir şüphe daha arttı onlarda. Ha, bu kızda bir şey var ki böyle oluyor, ama ben korktum direkt orayı görünce. Ertesi gün annemi aldılar, hep beraber yine götürdüler aynı doktora. Doktor bu sefer beni muayene etti, muayeneden geçirdi ve annem orada dedi ki, hiç mi dedi acımadınız bu kıza dedi. Bu daha çocuk yenge dedi, baksana dedi, ben dedi dokununca dedi korkuyor dedi ya, tir tir titriyor dedi. Korkuyorum böyle, nasıl titriyorum? Anlatılmaz yani. Onu yaşayan bilir. İğrenç bir his. Doktor her bütün muayenesini yaptı, her şeyi, tıbbi ne gerekiyorsa yaptı orada. Çıkarken sandalyeden tabii kalkmam gerekiyor. Müdahaleler bitti. Şöyle arkamı döndüm. Kalktığım yere bir baktım. Şu kadar boyutta bir kan. İçimden dedim ki her şeyim orada gitti işte. Orayı düşündükçe hala da içim acıyor. Çocukluğum, gençliğim orada bıraktım, çıktım. Eve gönderdiler. İstedikleri oldu. Onlar istedi diye nişanlandım. Onlar istedi diye gelinlik giydim. Onlar istedi diye çocukluğumu bırakmak zorunda kaldım. Şimdi benim yaralarım evet çok. Çünkü ben isteyerek bir adım yapmadım. Benim bana sorulmadı. Bunların acısı elbette bir gün geçecek. İyileşmese de acısı hafifleyecek. Ben kendime çünkü inanıyorum bu konuda. Çünkü benim bir suçum yoktu. Ben masum bir çocuktum. Ben zaten fazla uzun sürmedi yani. Şöyle 1,5 sene falan sonra hamile olduğumu öğrendim. Kaç yaşındasın yani? Hamile olduğumda 15 yaşındaydım.
hastalıklarım vardı benim evlenmeden önce. Sürekli ameliyat oluyordum falan filan. Doktorlar bana demişlerdi ki senin hani yumurtalıklarında sorun var. İleride çocuk sahibi bile olamayabilirsin demişlerdi. Ben 13 yaşından beri öyle diyebiliyorum hani. Döngülerim gelmeyince dedim ki herhalde hamileyim ben dedim. Ama bu beni tabii ki de korkuttu. Çünkü benim Hollanda'da bir kaydım yoktu. Ben orada kaçak gibi gözüküyordum. Hiçbir adresim yoktu. Doktora gitme imkanım yoktu yani. Gitsem bile özele gitmem gerekecekti. Ve bunu da zaten gittiğim aile karşılamayacaktı. Direkt zaten ondan sonra ailemle paylaştım bunu. Annemi aramak istedim. Dedim bana annemi lütfen ulaştırın. Çünkü kart vardı ellerinde. Yani onlar bir kart alıyorlardı. O şekilde ben aileme iletişim sağlayabiliyordum. Sonra annemlere söyledim. Annemler dedi ki o zaman buraya gelmen lazım. Çünkü benim babam hala da Avusturya'da beni kayıtlı olduğum için benim üzerimden belirli bir yaşıma kadar da çocuk parasını almaya devam ediyor. Tabii benim onda bir hakkım var mı? Yok. Bana veriyor mu? Vermiyor. Kim var hamilelikte yanında senin? Aslında hiç kimsem yoktu. Ben aslında hamilelik sürecinde çok eziyet çektim. Hamilelik sürecimde gerçekten çok zorlandım. Çünkü yaşım küçüktü. Beni neyin beklediğini bilmiyordum. Vücutumda bir çocuk büyüyor ama ben kendim daha çocuktum. Ben istediğimi yemek istedim, istediğimde yiyemiyordum. Yalnızlık da zaten ön plandaydı. Ailemin yanımda olamaması, bana bu süreçte destek olamaması, olmamaları beni çok zorladı. Maalesef eks eşimin annesi bazı yiyecekleri ben tam Avusturya'ya gidecekken eve alırdı. Ben annemden rica ederdim Avusturya'ya gittiğimde. Bana bir poşet çerez alırdı. Ben de hala çocuğum yani. Şips istiyorum, çikolata istiyorum, ne bileyim öyle şeyler istiyor hep sürekli canım. Hala çocuksun. Bir çocuk olarak bir bebek dünyaya getirmeye çalışıyorsun. Başka bir bebeği taşımaya, başka bir çocuğu dünyaya getirmeye hazır değildir. Bunun aksini duyduğumuz her şey bilime, insanın doğasına terstir. Bunu sadece fiziksel olarak da söylemiyorum. Ruhsal bir büyüme yok ki. Evet. Hani biz çocuğumla birlikte büyüdük. Bugüne kadarki bütün annelere teşekkürler. Ama bir çocuk büyümeli ki anne olmaya hazır olsun hayatın içerisinde. Ya ben kesinlikle hazır değildim. Hatta ruhsal anlamda da çok ne yapacağımı bilmiyordum. Korku içindeydim. Eşin diyeceğim, o bir baba olmak ya da o da henüz çocuk. Evet, çocuk. O dönemde de ama baba olmak, senin yanında olmak, hamileliği eşlik etmekle ilgili nasıl? Hiç yanımda olmadı. Yani normalde mesela eşler birbirleriyle doktora giderler, işte çocuğun ilk kalp atışını duyarlar, her koşulda yanında olurlar. Ama ben tektim hep. İtildiğim bir hayatın içinde sanki böyle beni ittiler her şeyin içine. Al yükünü kendi başına taşımasını öğren. Ama o çok ağırdı benim için. Kızım dünyaya Avusturya'da dünyaya geldi. Zaten doğar doğmaz bir şeylerin ters gittiğini farkındaydı doktorlar. Ama belki düzelir dediler. Sürekli nefes alışında bir sorun vardı. Benim de aslında belirli bir süre doğumdan sonra hayati tehlikem oluştu. Aşırı kanamam oldu. Direkt odaya alınmadım. Daha önce de zaten ameliyat falan geçirdiğim için iç organlarım daha henüz iyileşmemişti. Daha düzelememiştim. Kendime gelememişken bir de böyle bir süreçten geçtim. Benim için çok yorucuydu. Hem fiziksel olarak, hem bedensel, hem ruhsal. Hepsi yani beni çok kötü yormuştu. Çocuğum hasta doğdu. İlk başlarda fark etmedik. Hollanda'ya tekrar gitmek zorundayım. Tabii baba evinden duramıyorsun. Geri gönderiyorlar. Tamam, doğumunu yaptın, hadi git. Doğumumu yaptım, gittim. Aradan 2-3 ay geçti. Çocuğumda bir değişiklikler fark ettim. Kendim fark ettim onu. Çocuğum ama iyi gözlemliyorum onu. Dedim ki benim çocuğumda bir sorun var. Ya sus dediler, sen bir de bunu başımıza çıkartma. Ne uyduruyorsun falan. Ama benim içim yanıyor yani. Bir şey var bu çocukta. Yani normal değil. Çünkü 7-24 ilgilenen benim. Kucağıma aldım çocuğumu. Dil bilmiyorum. Hollandacam yok o zaman. Sadece Almanca biliyorum. Kucağıma aldım. Tek başıma doktora götürdüm. Dedim bana yardım edin. Bu çocukta bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum dedim. Doktor ilk muayenesini yaptı. Direkt bizi hastaneye yönlendirdi zaten. Hastaneye gittikten birkaç gün sonra doktorlar yanıma geldi. Bana bir şeyler söylüyorlar epilepsiyle ilgili. Hayatımda ilk defa orada duydum onu.
Ne olduğunu anlamıyorum. Kızında epilepsi var diyorlar. Meğerse gözümün önünde o epilepsi geçiriyormuş ama ben korkudan atıldığını zannediyorum. Çünkü hiçbir bilgim yok. Doktor geldi dedi, kızın çok ağır hasta dedi. Böyle yüzüme direkt söyledi yani. Bir de yalnızım benimle konuşuyorken Almanca bilen doktoru getirdiler. Senin kızın çok hasta dedi. Yani uzun süre yaşamayacak dedi. Daha 4 aylıktı ben bunu duyduğumda. Ya onu bana söyledi. Ben eve gidene kadar yollardan öyle gidiyorum ki tepemden aşağı böyle kaynar sular indi. Yani sonuçta dünyayı getirdim. O da benim hani tutunacağım tek dalımdı o dönem. Kimsem yoktu. Onu öyle bir kardeş, anne baba her şey gibi benimsedim. O an dünyam başıma yıkıldı. Yani gerçekle yüzleşmiştim. Korku, panik, kayıp her şey üst üsteydi. Yani duygularım o kadar karışıktı ki. Yani o an aslında bedenim sanki ruhumdan çıkmış gibi hissizleşmiştim. Eve geldim. Ne oldu dediler evde. Bir de böyle aşağılayıcı bir soru soruyorlar. Ne oldu dediler. Dedim Rümeysa dedim. Hıçkırarak söylüyorum tabii. Rümeysa dedim ölecekmiş dedim. Çok hastaymış dedim. Ölürse kurtulur falan dediler ondan sonra. Kim diyor bunu biliyor? Babaannesi. Çünkü onları zaten ablasının çocuğu da 14 sene yatalak hasta olarak yaşadı. Çünkü bunların geninde yani sonradan araştırıldı bu. Akraba evliliği sürekli yapıldığı için aile içinde taşıyıcılık çok fazla var. Ben de çok uzak değilim onlara. Doğal olarak ben de taşıyıcıyım. O da taşıyıcıymış. Birleşince çocuğumuza rahatsızlık meydana geldi. Yani senden aklımın almadığı o kadar çok şey duyuyorum ki. O yüzden bir duruyorum aralarda. Ve sen gelin diyorlar ya, gelinken yalnızsın. Hamileyken yalnızsın. Çocuğunu dünyaya getirirken yalnızsın. Çocuğunun ölümcül diyor doktorlar. Ölümcül bir hastalığı haberinde de yalnızsın. Yalnızım. Ve bununla yalnız başıma savaştım. Ben çok yalnızlık çektim. Kızımla beraber ben çok itirip kakıldım. Çok süründük biz. Senin kızınla süren bir hastane sürecin oldu aslında. Evet. Yani hatta doktorlar artık iyi bir şey söylesin diye çok çabaladım. Evimde kendi yöntemlerimle ona burnundan besleniyordu o. Tabii ki de ağzından beslenme tamamen bitmişti. Çünkü sürekli kas kaybı yaşadığı için beyninden gelen bir sorundan dolayı vücutunu istediği gibi kullanamıyordu. Zaten gözleri görmüyordu. Kulakları sadece sesleri algılıyordu ama yani bir yaşındaki bir bedeni yeni doğmuş bebek gibi düşünün. Hiçbir şey duyarsız. Yani bir tepkisi yok. En son hastaneye çağırdıklarında işte bir daha kontrole getir dediklerinde Ramazan başlangıcıydı. Direkt zaten nefesi kesilmiş, götürdüğümüzün ertesi günü makineye bağladılar. Hani bir ay boyunca da o yoğun bakımda kaldı. Artık makine nefes aldırıp verdiriyor, bir umut yok. Artık sona geldik dedi doktor. Bizim tıbben yapabileceğimiz hiçbir şey kalmadı dedi. En zoru da artık her şey bitti deyip ölüm odası var. Çocuğunu alıyorlar, ölüm odasına götürüyorlar. Orada sen onun aslında can çekiş bölmesini izliyorsun. Ben o ana şahit olmak istemiyorum. Ben onu çırpınırken, yani anne yüreği ya, dayanamam, görmeyeceğim dedim. Odaya gittim, ağlıyorum bir yandan da diyorum ki ne yapıyorsun şimdi, canı çok mu acıyor falan. Kadın geldi, kızım dedi direniyor dedi. Ölmek istemiyor hala dedi. Hani yaşama tutunmak istiyor dedi. Sonra baktılar bu kız böyle 2 gün falan orada normal. Kendi kendine nefes alıp vermeye çalışıyor hani pes etmiyor. Dediler ki tamam normal odaya alalım biz sizi tekrar. En azından bir yatak veririz. Beraber hani zaman geçirirsiniz. Bizi normal odaya aldılar. Ramazan'ın son günüydü zaten sahura kalkmıştık. Bir telefon geldi sabah saat 4:30-5 civarı. Yani telefon çalınca gerçekten anneler hisseder. Oradan içimden bir şey koptu ve dedim böyle telefonu çalarken direkt. Aldım telefonu. Kızınız şu an can çekişiyor. Son anlarında lütfen hemen gelin hastaneye dediler. Hastaneye gittik. Rümeysa tabii ki de tamamen yüzü bembeyaz. Artık yani iyice yorulmuş belli. Yatakta yatıyor. Yanına uzandım. Konuşuyorum. Cennette beni bekle kızım dedim. Sen bu dünya için çok iyiydin dedim.
Ben elimden geleni yaptım, vicdanım rahat dedim. Yani olgun bir yaştaki annenin çocuğuna nasıl davranması gerekiyorsa öyle bir çocukta, özel bir çocukta ben onu fazlasıyla yaptım. Sonra da yanımda bir kere nefesi kesildi onun. Hemşireye çağırdım, dedim ki nefesi kesildi dedim. Sonra geri geldi nefesi. Sonra bir daha kesildi. Gözlerini kapalıydı zaten ve bir daha hiç nefes almadı. Öyle melek gibi gözünü kapattı ve uyudu. Ve ben ona söz vermiştim her zaman. Yani kendimi hırpalayıp hiçbir zaman seni üzmeyeceğim. Çünkü biz seninle bir gün kavuşacağız. Ona dedim ki kızım sen cennete gidip anneni mi bekleyeceksin dediğimde ufak bir ses tonuyla böyle sanki bana tepki verdi. Ve ben ona orada söz verdim. Cennette seninle kavuşacağız diye. Kızım 2 gün morgda kaldı benim. Ben 2 gün morgda kalmasına rağmen onu morga ziyarete gittim. Belki dedim canlanmıştır. Belki dedim ölmemiştir. Belki uyanmıştır. Belki üşüyordur. Girdiğim zaman çıkmak istemiyordum morgda. Onun buz gibi böyle kalmış. Ellerini tuttum gömülene kadar. Son anına kadar ben vicdanen rahatım. Ben son anına kadar, o defnedilene kadar ben tek başıma görevimi yaptım. Ama benim için hiç kimse bir şey yapmadı o dönem. Aslında ben evden gidişim çok hikayelerle dolu bir şey. Ben çünkü evliliği zaten 2006 yılında kafama koydum çocuğum 1 yaşındayken. Dedim ki artık tamam. Ben bu hayattan tamamen kurtulmak istiyorum. Dediğiniz gibi yaşım artık 18'i geçti, 19 oldum. İstemiyorum artık, reşit de oldum. Kimsenin benim hakkımda hani bir hükmüne ihtiyacım yok, imzaya ihtiyacım yok. Bir yere gitmek istediğimde kendim artık her şeyimi halledebilirim. Devlet kurumunu aradım, dedim ki lütfen bana yardım edin. Ben çok mutsuz bir evlilik içindeyim. Kurtulmak istiyorum, çocukken evlendirildim. Bana yardım edin dedim. Onlar zaten direkt bu olayı duyunca hemen bana bir araç yolladılar. Camları simsiyah. Beni özel bir yere götürdüler. Hiç kimsenin bilmediği bir yer. Sığınma evi gibi. Orada 5 gün kaldım ben. O süreçte gerçekten güvende hissettin mi oradayken? Hissettim. Çünkü gerçekten beni götürdükleri yer, bana verdikleri oda, benim hiç param olmamasına rağmen bana verdikleri günlük harçlık ve her şeyden önemlisi yerimi kimseye ama kimseye bildirmemeleri benim için çok önemli. Havaalanında gördüm aslında. İlk görünmem havaalanında. İlk yüz yüze görüşmemiz bu arada. Ha. Siz öncesinde telefonlaşıyor muydunuz? Evet. Nasıl bir bağ vardı aranızda? Güzel bir bağ vardı. Önce arkadaştık. Ondan sonra Altan Bey biraz bana duygusal anlamda bir şeyler hissettiğini söyledi. Başlarda ben kaçtım tabii. İstemedim, korktum. Her zamanki gibi ona da söyledim. Korkuyorum dedim. Hülya hayatının her döneminde özellikle erkek figürler tarafından güveni elinden alınmış bir kadın. Böyle hikayeler görüyoruz hayatlarımızda. Bu hayatta dostlukta, arkadaşlıkta, ailede hep güven ararız. Özellikle güvenimizi kaybettiysek. Ben çok yaralıyım dedim. Ama yine de bir güvenmek istedim çünkü yanımda birine çok ihtiyacım vardı. Bana hem anne olabilecek, baba olabilecek, abi olabilecek ve eş olabilecek. Yani bana bunları tattırabilecek birine ihtiyacım vardı. Hayatım boyunca hiç görmemişim. Denemek istedim kendimde. Ve kendime bunu çok görmek istemedim. Kaybedeceğim bir şey yok. Dene. Gör, tanı. Sonuçta bir adım atmazsam ilerisini göremem diye düşündüm. Böylelikle beni, kendisi Türkiye'deydi o zaman, beni Türkiye'ye davet etti. Ben onu ilk gördüğümde havalimanında, ben biraz daha insanlara mesafeliyim başta. Hemen öyle sarılayım, biraz mesafemi koruyan bir insanım. Altan sanki beni yıllardır tanıyor. Bir sarıldı falan böyle bir de ne oluyoruz ya dedim. Sen de aslında o güven kırıklığını fark edip galiba biraz da ona göre yaklaştın. Tabii ki, tabii ki. Sen buralarda nasıl adımlar attın? Yani her şeyi yapmayı denedim yani nasıl söyleyebilirim ya. Güven kıracak bir şey yapmamaya gayret ettim öyle de. Elimden gelen her şeyi yaptım.
Eşim benim için çok çabaladığının farkındayım. Benim ister istemez geçmişimde aldığım travmalarım ve güvensizliklerim var. Ben bunu inkar etmiyorum. Ama o bununla gerçekten nasıl mücadele edebileceğini bana yaşayarak göstertiyor ki elinden gelenin en iyisini yaptığının da farkındayım. Çok sevdim. Yapmak istediği şeylerde destek oldum. Arada bir bakışıyorsunuz. Orada bir şey söylemesine gerek kalmıyor Altan'ın aslında. Kerbela oldu yürek elden gidiyorum. Sebebim oldu bu can sensiz yaşıyorum. Bir hata deme sakın bize yakışıyor mu? Ecelim onu. Bugün Gülben Hanım'ı karşımda gördüğümde çok şaşırdım. Aşırı derecede çok mutlu oldum. Çünkü o benim aslında çocukluğumdan beri idolümdü. Onun şarkılarını dinlemeyi, kendisini seyretmeyi çok severdim. Biz gidiyoruz, bize müsaade. Çok konuşacaklarımız var. Gelin lütfen beraber konuşalım. Ay çok teşekkür ederim. İyi ki doğdun hediyesi. Ay çok teşekkür ederim. Ay ben teşekkür ederim. Ne kadar da güzel söylüyordun. Merhaba. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sizi gördüm. Gerçekten şu an bak, şoktayım. Bak bembeyaz giyindim. Bembeyaz çiçekler aldım sana ay, doğum gününde. Ay çok teşekkür ederim. İyi ki doğdun. Doğum günü değil tabii ki ama içimizdekileri dışarıya çıkartabildiğimiz gün ve hele de senin gibi böyle cesaret edip bir ülkeyle bütün acılarını paylaşan ve acılarının üstüne yürüyen bir kadın olduğun için sen artık her gün senin doğum günün, özellikle de bugün çok ay, doğum çok günün. Çok teşekkür ederim. Çok severek geldim. Sana bu sürprizi terliksiz geziyorum bir saattir buralarda. Gülben Hanım makyajınız yok. Söyleme Gülben Hanım diyorum. Söyleme. Duymasın. Fıtır fıtır saklanıyoruz senden. Ay çok mutlu oldum gerçekten. İnanamıyorum ya. Unutmayın ki Hülya'ya bir şey olmaz Gökhan. Bugün itibaren bu lafı tacı devir yapıyorum sana. İnanamıyorum gerçekten. Senin inanamayacağın o kadar çok şey olacak ki hayatında. Daha dur, yeni başladın sen. Öyle o kadar mi? Çok inanamayacağın şey olacak ki. Ya. Aslında bugün evet, ikinizi karşılaştırmamak için gerçekten bütün paylaş benimle. Takla ekibi. Attık, takla attık vallahi. Burada siz de öyle. Şöyle bir durum var, ben Gülben'i aradım. İstanbul'da değildi. Bir bağlantı yaparız belki dedim. Çünkü sen gerçekten bu kurşuniyi de aynı zamanda onu da hayatta bir dönüşüm öyle görüyor aslında seni ve onu anlatmış bizim editör ekibi. Gerçekten evrende bir şeyler oldu. Bugün İstanbul'a gelme evet. durumu oluştu ve evet. Zoom, bağlantı, telefon falan değil dedi. Hikayeyi anlatınca. Çok teşekkür ederim. Gerçekten ayaklarınıza sağlık. Biz sana teşekkür ederiz. Ben Gülben Hanım'ın yüreğinin kocaman olduğunu biliyorum zaten. Ben de seninkini biliyorum zaten. Ya biz birbirimizi biliyoruz zaten. Yaşadığın her şeyin altından bu kadar ustaca, yaşam ustası derdi. Çok değerli büyüğümüz Doğan abi, Doğan Cüceloğlu. Yaşam ustası derdi. Sen bir yaşam ustasısın. Ben de fena değilimdir bu konuda. O yüzden belki de birbirimizi çok seviyoruz ya evet. da birbirimizi daha önceden tanıyor gibiyiz. Ben gerçekten gözlerinin içine bakarken o derinlerine indiğinde anlattığın beni çok duygulandıran yaşam hikayende büyük bir saygıyla dinledim seni. Çok senin ortak acılarının bazılarını da yaşamış ama hiç göstermemiş birisi olarak. Herkes kendi kaderini yaşar yarim. Dünyadan sonra bir hayat daha olsa. Bu mevzu ikimizi de aşar yarim. İsyanlar çıksa aşıklar ayaklansa. Bu da benden sana gelsin. Çok teşekkür ederim. Yine bir yaşam ustası Sezen Aksu'nun sözleri tabii ki. Şimdi Hülya... Şoklardayım şu an. Sen de bir tadını çıkart. Bırak kendini bak yan yanasınız. Hatta ben çıkayım mı diye düşündüm. Evet bir ara öyle oldu. Evet. Hülya geldi buraya. İlk günkü tedirginliğini hiç unutmuyorum. Ve Gülben öyle bir hayat ki bu. Yani çocukluktan itibaren kırıla kırıla büyümek gibi. Yani Hülya doğduğu evde sürekli şiddet görüyor. Anne karnında şiddet görmeye başlıyor. Hülya büyüyor ve çocukluk elinden alınıyor. Ve hem kendisinin hem abisinin aslında dünyasında yani
onlara aslında insan olarak büyüme şansını vermeyen bir yapı var. Öyle bir şey ki bu. Bunları anlatırken bazen korkuyoruz, öfkeleniyoruz, utanıyoruz hepimiz beraber ama bu bizim utancımız değil. Bu korkuyu öyle kırarız. Bu öfkeyi konuşa konuşa çıkartırız hayatımızda. 8 yaşında evlendirileceği söyleniyor. 10 yaşında nişanlandırılıyor. Dehşet verici nişan görüntüleri gördük. Biz kasetiyle gelmiş. Bunu bütün ülke görsün, bütün dünya görsün diye. 14 yaşında evlendiriliyor. Herkes heykel gibi bakıyor onun duygusuna. Daha doğrusu onun duygusunu görmüyorlar. Tiyatro gibi aslında. Müsamere gibi, evet ya, gerçekten. Sonra büyüyor ve bir evlat dünyaya geliyor. Hastalığı olan bir evlat. Onu hastanede bakarken, onu hastanede ölüm haberini almışken, ben de artık duygularımı tutamıyorum Hülya. Ve onu defnederken yapayalnız hep. Orada bir kırılması var. Oğlu dünyaya geliyor. Oğlu dünyaya geldikten sonra onu büyütürken ben artık bu düzenden kurtulmalıyım diyor. Karşısında da başka bir çocuk var bu arada. O da çocuk, damat. Ah. O da çocuk istismarı yaşıyor ve tabii, ne evliliğe, ne şaşkın büyümeye, ne baba olmaya falan, bunlara hiç hazır değil aslında. Ben şu anki Hülya olabilmek için gerçekten Gökhan Bey'e de söyledim, ben çok savaş verdim. Çalışıyor musun Hülya? Şu an çalışmıyorum. İstanbul'da mı yaşıyorsun? Yok, Sakarya Karasu'da yaşıyorum. Sana iş teklif edebilir miyim? Çalışmak istiyor musun? İsterim, neden olmasın? Çalışkan mısın? Çalışkanım. Benim dırdırıma katlanır mısın? Ben de dırdırcıyım. Öyle mi? Seni çocuklar gülsün diye de çocukları gülmeye davet edebilir miyim? Çocukları ay çok, güldürmeye. Tabii ki de çok sevinirim. Anaokulundaki çocuklar için kazma, kürek, alçı, inşaat, boya, ay, oyun hamurları, oyun köşeleri, müzik köşesi, Atatürk köşesi, hepsini böyle silip silip tozunu çok alıp severim. Oraları tekrar hazırlayıp 2 gün önceden gidip hazırlık yapar mısın benimle? Tabii ki de. İstiyor musun? İsterim. Biz de seni istiyoruz. O zaman Allah'ın izni peygamberin kavliyle Gökhan'dan isteyelim seni. Çocuklar Gülsün de derneği çalışanı olmasını istiyorum. Hülya'nın çalışmasını ve yine çocuklar için çalışmasını. Tam onun yaşındaki çocukları güldürmek için çalışan bir projede, çocukları güldürmek için onu görmek istiyorum yanımda ve onunla ilişkimin bu programla sınırlı kalmamasını istiyorum. Uçakta gelirken de bunu düşündüm çünkü dinledim hikayeyi. Dinlemekle izlemek arasında çok fark var tabii ki, izleyeceğiz. Ama dinlerken hikayeni, o acına ortak acılar yaşamama rağmen Gökhan'ın şu lafı benim için çok önemli. Gülben, programı acıyla noktalamayacağız. Evet. Umuda yürüyeceğiz. Evet. Umut var, hayat var ve umutla yüksek final yapmak istiyoruz. Yüksek nokta koymak istiyoruz. O yüzden sevdin mi? Evet. Güldürüyor değil mi insanı? Sen de çok güzel gülüyorsun. Biz burada bütün ekip seni çok sevdik aslında. Ben de sizi çok sevdim. Çünkü görünümün arkasında hep söylüyorum, bu ev böyle hayat gibi olsun istiyoruz. Gerçekten bazen bir odadan kahkahalara yükseldi birileriyle. Zor bir zamanda ağladıktan sonra belki bu ekipten bir kişi gelip gözyaşını sildi. Benim meslektaşım, danışmanım İnanç hep yanımızdaydı. Son gün sen giderken, zaten Gülben'in bu eşsiz sürprizinden sonra yüzün gülsün, gülsün, daha da çok gülsün istiyorum. Ben burada görünen yüzüm ama ekibin görünmeyen yüzü çok fazla. Şahane bir ekibiz bu evde. Ben onlara da soracağım. Burada geçirdiğin günlerde siz nasıldınız acaba? Ya da onlar seninle ilgili ne hissettiler? Paylaş benimle evinin ev sahipleri. Buralarda mısınız? Mesela Fatma, set aralarında sizi çok yan yana gördüm. Hülya'yı uğurluyoruz bugün. Sen nasıl hissediyorsun onunla ilgili ya da neler yaşadınız burada? Hocam, ben ne zaman Hülya'yı setin arkasında işte buraya alırken ya da bahçede karşılaştığımızda ne zaman gözlerin içine baksam derinlerde bir yerde içi gülüyor. Yani şu geldi ilk aklıma. Biz onun hikayesini hep birlikte tanıklık ettik. Neler yaşadığını da şahit olduk. Bunca şeye rağmen dimdik ayakta olup hepimize ilham kaynağı olduğu için ona çok teşekkür ederiz. Bizim hepimize tek tek
kendimizden pay çıkarmamızı sağladı. Bütün güzellikler onun olsun. Teşekkür ederim. İyi ki varsın, iyi ki seni tanıdım. Gerçekten. Ben de sizi iyi ki tanıdım. İbrahim, ulaştırmamızda ve siz çok beraber gittiniz, geldiniz aslında. Bilmiyorum, programla ilgili konuşuyor musunuz araçta hiç? Az çok konuşuyoruz. Hülya Hanım gerçekten çok iyi bir insan. Hani gözleri gerçekten insanlara bakınca alttan böyle gülümsüyor. Kalben çok temiz. Tamam, çok teşekkür ederim. Peki Bedriye, yönetmen yardımcımız. Evet. Bir yandan da gerçekten burada insan duygularıyla kurduğu bağı görmek de çok güzel geliyor hepimize. Anne kız onlar parka gittiklerinde yanlarındaydın. Evet. Ne gördün orada, nasıl hissettin? Evet, şanslıyım ki beraber gittik oraya. Çok güzeldi. Dediği gibi de hani sanki ben annemi parka götürmüşüm gibi oldu dedi. İkisi için de aynısı geçerli. Hem o götürdü parka, hem de annesi onu parka götürdü. Bizim burada enerjimiz çok iyi derken Hülya'nın burayı iki kat daha fazla enerjiyle doldurdu. Çok teşekkür ederim. Gerçekten onu çok sevdik. Ben de sizleri sevdim gerçekten. İnanca geleceğim. Meslektaşım, zor deneyimlerden sonra daha çok paylaşımlarda bulundunuz. Yine sorsam sana Hülya'yı ne dersin? Ben bir oyun arkadaşı edinmiş gibi hissediyorum Hülya. Seninle bu bahçede ve bu evde hep böyle bir oyun oynuyormuşuz gibi bir hal vardı. O yüzden bunun için öncelikle çok mutluyum. Bugün şey söyledin, o benim için çok anlamlı oldu. Hafızamda yeni anılar biriktirdim ve değerli hissettim. Bu 4 gün, 1 hafta bana çok iyi geldi dedin. Yeni anılar biriktirebilmene bu ev aracı olabildiyse ne mutlu bize diye düşünüyorum Gökhan. Onarım her zaman mümkün. Bir başka şey daha söyledin. Yani hüzün de benim, neşe de benim dedin. Bu ikisini bütünlediğin uzun bir ömrün olsun diye dilerim. Çok teşekkür ederim. Nice zamanlarda da buluşuruz inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ekibin benim hakkımda söylediklerini ve onların düşüncelerini duymam beni gerçekten çok mutlu etti. Hepsini burada ayrı ayrı seviyorum. Hepsinin benim için ayrı ayrı bir yeri var. Bunları tabii ki de sözlü olarak duymak, böyle değer görmek, sevilmek benim için çok onur verici. Sen bize çok önemli şeyler bıraktın bence, insanla ilgili. Çok düşüyoruz, düştüğümüz zaman çok kalkamayacağımızı zannediyoruz. Hayat çünkü hep ayakta kalma yeri değil, düşme yeri de hepimiz için. Ama ayağa kalkmayı belki amaçlayan birçok insana sesin de ses olsun. Ellerini tuttun sanki, bak bunlara bak. Bunlar senin kelebeklerin, daha doğrusu bu senin bu eve girer girmez ilk seçtiğin nesneydi. Kendini tanımlayacak bir nesne seçtiğinde. Bugün sana bunu hediye de edeceğim. Bu evden bununla git isteyeceğim ama bir bak. Bu kelebeklere ve o aslında onları sıkı sıkı tutan, senin tutsaklık olarak anlattığın bu nesneye. Ne hissediyorsun bugün bununla ilgili? Kelebekler özgürlüğüne kavuştu. Bir zamanlar küçücük bir kızın hayatı böyle bir avucun içine sıkıştırılmışken rengarenk bakın hepsi. Şimdi onlar özgür. Ben de özgürüm. Nice kelebeklerin özgürlüğüne diyorum. Bu kadar baş başa ve yalnız kalmış birinin kelebeklerini bugün elinde böyle tuttuğu ve yalnız değilim hissetmesi. Ya işte iyi ki bu sebeplerden bu programları yapıyoruz. İyi ki sesin çıktı bu evde. Onlarla beraber uğurlayacağım şimdi seni. Ve yeniden buluşacağız. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum size ve ekibinize ve böyle bir imkan tanıdığınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Yani hepimizin yolu aslında hedefi bir. Yani hikayeler farklı olsa da yol aynı. O yüzden burada olduğum için çok mutluyum. Buraya bıraktığın her anı için yeniden teşekkür edeyim. Hadi gel, yönelelim. Gel. Hülya Yılmaz, paylaş benimle evinden gelip giderken hepimizde özel anlar ve anılar bıraktı. Biz bir kadının cesaretini, gücünü ve defalarca yeniden doğuşunu gördük. Her kadının ve her insanın da içinde belki bildiği ama çok ortaya çıkartamadığı tarafları çıkarmasında cesaret oldu. Biz bugün Hülya ile vedalaşıyoruz. Onu bu evden uğurluyoruz. Ama hem bizim hem de sizin anılarınızda yeri bambaşka kalacak. Bütün hayat yolların çok açık olsun. Çok teşekkür ederim. Güzel, gerçekten güzel seven eşine de selamlarımı ilet. Güzel çocuklarına sarıl. Onları tanıdım buradayken.
Ve ne zaman istersen de iletişimde olalım. Gülben'in çiçeği de sende. Çok teşekkür ederim. Beraber çıkacağınız yol da güzel olsun. Hülya, biz seni unutmayacağız bütün ekip. Sen de bizi unutma. Tamam. Kesinlikle. Tamam. Nasıl unuturum? İyi bak kendine. Yan yanayız zaten. Çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.